Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Etkinliğin ikinci videosuyla sizlerle birlikteyiz. Az önce etkinliğin ilk videosunu yükledim arkadaşlar. Daha kolay nasıl üçlenir buna baktım. Test ettim, denedim. Dede yürüyüşüyle birlikte köyü üçleyeceğiz bu bölümde. İlk domuz dağı et mücadelesi etkinliğine benzer bir sistemle köye giriş yapacağız. Hem asker arttıracağız hem büyü arttıracağız. Çok kolay üçleniyor arkadaşlar düzen. Bunu size göstermek istiyorum. Hades'in varisindeyiz. Burada da görevi saydırmak için geçiş yaptık. Hazırsanız başlayalım. 2 saniye zarıp like atarsanız sevinirim. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köy inceleme yayınlarından da geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Güncel Clash of Clans haberleri sıklıkla karşınızda olacak. Köy binası 14 haberleri artık yavaştan salınacaktır Clash of Clans tarafından. Kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle etkinliğe saldır diyorum. Sakin bir şekilde dede yürüyüşüyle açılışı yapıyoruz. Köşeden. Bir de üst taraftan deneriz bu taktiği. Bir bu taraftan bir de karşı taraftan. Şimdi. Bir öfke, bir buz. Tekli cehennem kulesi düşer düşmez kralı göndereceğim. Şuradan. Orada iskeletleri de temizleyeceğiz. Krala vurmaya başladı. Aslında dedeye vursaydı iyi olacaktı. Neyse sıkıntı yok. Kral duvarı açınca kraliçeyi göndereceğiz peşinden. Hadi bakalım. Klan karesinden çıkan askerler hemen bir zehir. Bir buz. Erken gönderdim kraliçeyi ya. Çık çık. Tekrar yap. Duvar açılmadan kraliçeyi gönderdim. Direkt kaydı gördüğünüz gibi. Sıkıntı yok. Baştan alıyoruz. Şimdi ilerle bakalım. İlerle ilerle. Önce bu, sonra öfke büyüsü. Gel 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 gel. Tekliden kurtuldum. Gördüğünüz gibi kral büyük koruyucu zaten şifacılar tarafından tanklandığı için kralımız da hasar görmemiş oluyor. Bu şekilde giriş yapınca az önce bir iki hata yaptık. Hemen hatalarımızdan ders çıkartıyoruz. Şimdi kraliçeyi biraz geriden göndereceğim. Direkt duvar açılır açılmaz. Şimdi kraliçe içeri attık. Bir zehir, bir buz. Kralın özelliğini kullan direkt orada. Bir kelle avcısı. Bir öfke büyüsü. Kraliçeye. Sakin, sakin, sakin. Bir buz. Dede sağa gel dede. Kraliyeti de gönderdim orada. Bir buz daha gönderiyorum. Bir öfke daha. Kalkanı fırlat, bir buz daha. Bir öfke. Bir tane görünmezlik kullan artık. Orada tekli cehennem kulesi başımıza bela olacak. Kraliçeyle onu da indiriyorum. Şifacılar. Tamam. Olay bu kadar gençler. Yani bütün sinir, stres, taktik, strateji bu. 2 yıldırım büyüğümüz var. Orada şifacı kitlenmesi de muazzam oldu. Tekli Cehennem Kulesi'nin. 2 yıldırım büyüsü, 2 görünmezlik büyüsü, 1 kelle avcısı, 2 tane de balon arttırarak hem de kraliçenin ve büyük korucunun gücünü arttırarak köyü üçledik. Şöyle. Bomba gibi ya valla.
Bu videodan sonra kimse bu düzeni üçleyemiyorum diyemeyecek. Efsane taktik. Aynı domuz dağ mücadelesindeki gibi dede yürüyüşüyle sakin sakin yürüyüş yapıyoruz. Süre sıkıntısı da olmadığı için düzende rahat bir şekilde üçleniyor. Eve dönelim, şu görev saydıralım hemen. Sonra geri dön. Tekrardan bir saldır de. Bir de üst taraftan deneyeceğim. Şimdi. Dedeyi yürütmeye başladım. Orada iskeletleri de dede alacak. Bütün hesaplarınızla şöyle hemen öfke. Bir buz. Ucunda kurtardım dedeyi valla. Az daha gidiyordu. Bir karşı tarafa gitti geldi dede. Işığı gördü valla. Şuradan kral. Yine dede kilitledik orada kralı şeyi. Topu gördüğünüz gibi. Duvar açılınca kraliçeyi peşinden göndereceğiz. Dede tanklıyor. Kral full canlı ilerliyor. Kelle avcısını da gönderiyorum orada. Bir tane de öfke yüz takviyesi atayım. Hemen kelle avcısı yardımı. Bir kelle avcısı daha at. Orada süper valkiriyi de durduruyorum. Şifacıları da durduruyorum. Bir öfke daha atıyorum kraliçeye. Tanklayın kraliçeyi. Lan tekliğe yakalandık hemen. Devam devam. Bir buz daha. Şampiyonunu gönder şampiyon. Ne uğraştın be. Bir dünya iskelet çıktı orada. Güzel. İki öfkem var hala. Üç görünmezlik büyüm var. Kraliyetin özelliği var. Bir öfke daha kullansam mı burada? Kalkan da fırlattım. Tekliği alabilirdim aslında ben orada. Hiç şey yapmadım ya. Neyse. Kraliçe bir o tarafa gidiyorum, bir bu tarafa gidiyorum. Bir buz daha. Bu sefer biraz daha az büyü ve asker arttırmış gibi görünüyoruz. İki cehennem kulesi var, çokluğu kraliçe. Şunları şifacılarımız eritiyor. Kraliçe yakala şunu. Hadi bağalım. İlerle artık. 3 şifa var. Cehennem Kulesi'nin zaten canı az. Özellik kullanmaya gerek yok. Burada da bu taktikle de 3 tane görünmezlik büyüsü, 2 tane yıldırım büyüsü arttırdık. Balonları hiç kullanmaya gerek yok. Bir de köyün sağ tarafından deneyeceğim. Bir de bu taraftan deneyeceğim. Köyü iyice fantezi haline getirdik. Şifacılar. Yürü bakayım. Sakin. Bir öfke. Bir buz. Orada kraliyet şampiyonu biraz daha iyi kullanabilirsem bir tık daha fazla büyü arttırabilirim. Artık köyü üçlemekten ziyade ne arttırabiliriz diye bakıyorum. Kralı gönderdik orada. Bayağı bir iskelet aktif ettik. Kraliçeyi de duvar açılır açılmaz göndereceğim yine. Orada kral oyalarken şampiyonu üstten göndermem gerekiyor. Şimdi. Tamam devam devam. Kraliçe. Bak 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 kraliçe nereye gidiyorsun? Kralın özelliği. Hadi büyük koruyucunun özelliğini kullan burada. Yok yok istediğim gibi olmadı.
Bir defa daha deneyeceğim. Kraliçeyi kaydırdığınızda işler sarpa sarıyor. Bir yandan da onu göstermiş oluyorum. Bir öfke. Tamam, bir boz. Tekliğine inmez. Topu kilitleyelim önce dedeye de. Şimdi kral. 3 tane iskelet aktif oldu. Tamam. Kraliçeyi hazırda bekletiyorum. Biraz dışarıdan açacağım. Çam ağacının dibinden doğru atacağım. Kraliçe direkt dışarı kaymasın diye. Gel gel. Şimdi çam ağacının dibinden attım. Bir öfke. Kelle avcısı. Bir buz. Kralı kurtardım. Orada hemen rakip klan kalesinde durduruyorum. Çarşı pazar karıştı şu anda. Kalkanı fırlat gitsin. Tekli cehennemden de kurtulduk. Bir kelle avcısı daha at. Rakip kraldan da kurtulabilecek miyiz? Kralı iki tane şifacı tanklıyordu. Kraliçe onları indirdi şu anda. Kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Öfkeye gerek var mı? Gerek yok. Şampiyondan da rahat bir şekilde kurtulduk kraliçe ile. Öfkeye ihtiyaç olduğunda göndereceğim. Gel 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 gel. Bir öfke, bir buz daha atıyorum. Kraliçeyi döndürttük. Tamam. Bir öfke arttırmayı düşünüyorum hala. Bakalım. Olur mu acaba? Dede topa yakalandı. Hava savunmasından kurtulduk. Çok uzandı. Kurtuluyorum. Kraliçenin özelliğini kullansam aslında büyü de artar da. Şöyle kraliçenin özelliğini kullanayım. Bu sefer daha fazla büyü arttıralım. Çok rahat bir şekilde yine üçledik arkadaşlar. 3 tane görünmezlik büyüsü, 1 tane buz büyüsü, 1 tane öfke büyüsü, 2 tane de yıldırım büyüsü arttırarak üçledik. 2 tane de balon arttırdık. Büyük korucunun gücünü de arttırdık. Şöyle söyleyeyim. Yani kraliçenin özelliğini kullanmasaydık bir tane buz büyüsü eksik bitirmiş olacaktık. Ama çok rahat bir şekilde her türlü köyü üçlüyoruz arkadaşlar bu taktikle. Bu taraftan da girsek aynı şekilde aynı taktikle üçlenir düzen. Evet arkadaşlar, cidden muazzam bir taktik strateji. İkinci videomuzda artık köyü üçleyemeyen kalmayacak. Emeğimizin karşılığı olarak ilk saniyede like atarsanız sevinirim. Güncellemelerden, turnuvalardan, çekilişlerden, köyün yenileme yayınlarından geri kalmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Kendinize bakın, hoşça kalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Neyse,